Herkese merhaba. Bugün işte bu önümüzde gördüğümüz parçayı printerımıza takacağız. Hadi başlayalım. Arduino'yu yerleştireceğim böyle bir parça bastım. Parçanın üzerine Arduino'muz gelecek. Onun üzerine de bu şekilde kapanan bir parçamız var. Şu kısımda da fan olacak. Bu da şuraya burada duracak. Bunu yerleştirelim önce. Kablolarımızı gördüğünüz gibi bağladık. İki tane 12 volt çıkışı aldık. Diğer de giriş 220 volt. Kapağını kapatalım. Şimdi bunun geçeceği parçayı takacağız. Kabloları ben bunun içinden geçireceğim. Thank you.
Şurada şöyle bir soketimiz var. 220 volt girişi olan. Bir tane de LED lambaları açıp kapamak için soketimiz var. Bu parça extruder, itici motorumuz olacak. Filamenti buradan iteceğiz. Buraya bir tane optik sensör ekliyorum. Bu sensör bize filamentin bitip bitmediğini söyleyecek olan sensör. Filamentimiz yarı yolda biterse otomatik olarak printer'ı durduracak ve bize haber verecek olan sensör. Şurada şöyle bir parça yaptım. Bu parça beni şurada rahatsız eden bir titreşim oluyor. Onu engellemek için kullanıyorum bunu. Rumanın içine takacağım. Şekilde yanına değdiği zaman içine giriş zor oluyor. O yüzden ben şurada şöyle bir işlem yapıyorum. Bir huni gibi kenarlarını koyuyorum. Teflonumuzun. Evet, filament sensörümüzü takmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi filament girdiği anda sensör çalışıyor. Filament bittiği anda mesela koptu, bir şey oldu. O anda filament sensör çalışıyor ve yazlamaya durak katacak. Ve filamenti değiştirmemiz için bize uyarı gönderecek.
Evet, şurada 12 volt için şablon yapmışlar. 12 volt için 1 nolu pine, yani buraya artı ucunu 2 ve 3 nolu uca eksi pinini bağlıyoruz. Artı eksi şeklinde bağlayacağız. Bende de artı bu, eksi bu. Aynen o şekilde bağlamasını yapalım. Bu bant bayağı yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Nozul kafasına da kullanılıyor. Bunu ben arka tarafta kullanacağım şu anda. Tam orta noktaya yerleştiriyorum. Evet, yazıcımız bu şekilde hemen hemen bitti sayılır. Bir şey kalmadı. Filamenti de taktım şimdi. Zeminimizi takacağız. Orijinal zeminimi takacağım. Ondan sonra test çıtlarına başlayabiliriz. Called you up, said I need you now, cause I'm losing patience. By four, you were knocking on my door. I said love is a two-way road, he don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all. And it was easy, you put the records on to replay. Dance till we couldn't see straight. Şimdi bunun altına şuralara manyetik bantımızı yapıştıracağız. Yani metal içerikli bir bantımız var şu şekilde. Bunları bunun altında şuraya yapıştıracağız. Tam manyetik çukurumuzun geldiği noktaya. Burada ışığı yanacak yaklaştığı zaman. Yani şu mesafeden ışığı yanıyor. O yüzden bunun altına yerleştirmemiz mantıklı olacak. Hem herhangi bir şekilde zarar görmeyecek pirinç sırasında. Uzun süre oradaki muhafazasını koruyacak. Şimdi o noktaları tespit etmek için G29 komutunu göndereceğim bilgisayarda. Şimdi programdan önce cihazımıza bağlanalım. COM6'dan bağlanacağız. Bağlandıktan sonra manuel kontrolüne geliyoruz şu şekilde. Şimdi buradan komutlarımızı gireceğiz. G28 demek otomatik ana konuma git demek. G28 girdiğimizde şu şekilde printerimiz ana konuma gidiyor. Buradan G29 yazdığımızda otomatik zemin kalibrasyonu başlayacak. Tabii benim bunu durdurmam lazım. Şimdi burada hangi noktalara geldiğini tespit etmeye çalışacağım.
şu nokta. Şu nokta. Şimdi bu noktaya manyetik sensörümüz için fantezi yapıştırıyorum. Bunu daha çok noktadan yapanlar var, otomatik zemin kalibrasyonu. Ben 4 noktadan tercih ediyorum çünkü küçük bir tablam var. Yani 22'ye 22 bir tablam var. Bunun için 4 nokta yeterli. Fakat bazı yöntemlerin zemini çok fazla eğiliyor. Bunun altına koyduğum cam 3 mm bir cam. Yani 4 mm'lik olsa daha az eğilebilir ama 3 mm'de ufak da olsa eğim olabiliyor büyük zeminlerde. Ama bu boyuttaki bir zeminde çok fazla eğim olmayacaktır. O yüzden ihmal edebilir o eğimi. Şimdi komutu bir daha çalıştıracağım. Bu üzerindeyken test edelim. Evet, çok temiz çalıştı. Oldukça iyi görünüyor. Şu anda bir test printi alacağım. Evet, printerımızı tamamladık. Şimdi en son kontrolleri yapıyorum. Köşe notların nasıl olduğunu kontrol ediyorum. Otomatik zemin kalibrasyonumuzun iyi çalışıp çalışmadığına bakıyorum. Her şeyi tamamladık. Güzel bir printer oldu. Güzel bir baskı kalitesine sahip. Şimdi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.